Sabah böyle 5 çeyrek falan var şu anda. Uyku tutmadı. Çalıştım yine. Uyuyamıyorum. Yattım, uyuyamıyorum. Pazar var. Bastıracağım şimdi, Kadıköy'deki pazara gideceğim. Bu sene pandemi sebebiyle maske takıyorum haliyle. Oldukça kavuş olacağım. Şapkayı da böyle takacağım zaten. İndireceğim böyle iyice. O şekilde maskede olunca idare edecek. Bu kadar erken gitmek isteyişimin sebebi, çünkü sürpriz ürünler bu saatlerde oluyor. Bu sefer Kadıköy'e gidiyorum. Kadıköy'de de çok fazla eski yaşanmışlığın olduğu yerler var. Eski köşkler, eski evlerden çıkma vesaire. Dolayısıyla bazen güzel antika eşyalar olabiliyor. Bakalım bugün sürpriz ürünler çıkacak mı? Neredeyse geldik. Ha buraya. Annem, ne tatlı bir yer burası Beyli. Ve geldik. Kamufle bir şekilde artık gezmeye başlayabiliriz. Yani mümkün değil ki ben burada bir tane eşyaya dokunayım. Ama seni gösteremem. Sen dış sessin, seni gösteremem. Bari sesini duyalım. Ne haber? Merhabalar. Buradayım. Saat 4:30 ve ben yine buradayım. Evet, dış sesin. O şey çok tatlıymış yalnız abi. Kurşun misali. Evet. Pantolonlar, çanak, çömlek, toprak, her şey var. Evet, şimdi menajerim çok doğru bir diyor ki, analiz yaptı, diyor ki şimdi sen diğerinde böyle telefonla gezersen diyor, seni YouTube'cu zannedip direkt fiyatı arttırırlar diyor. YouTube'cu yalnız ha, YouTuber da değil, YouTube'cu. Güzel kitaplar. Tatlı bir çocuk bisikleti. Bak bir de bu var. Hangisini kaça aldın? 3 lira, 5 lira. Bu, ama bu çiziksiz, ondan olabilir tabi. Bunda kaç parça boya var? Evet. İlkan sen çöp poşeti mi aldın? Ben daha dolduramadım bunun içini. Ha, yanında getirdin onu. Burada tezgah var bak. Ne var canım? Bak gidiyor. Bak burada 3 parça boyalı Mercedes var. Uzaktan ilginç geldi. Ahşap mahşap bir şeyler. Böyle şeyleri seviyorum işte. Bunları görmeye geliyorum zaten. Benim garajdaki bozulmuştu ya. Ha. Onun yerini aldık. He? 70. Ha, 70'e. 100 dedi. En son İlkan sordu kaç olurdu. 75 olurdu. 70 aldık. Aldık. Hadi bakalım. Bismillah. Acaba burada elektrik var mı? Isınıyor. Isınıyor mu? Evet. Tamam, çalışıyor. Tamam mı? Tamam, mutlu oldum ben. Güzel, adam demek ki doğru söylemiş. 70 liramızı helal ettik. Çalıştı. İlkan sıfırının fiyatını merak ediyor. Evet, geliyor. Geliyor, ne çıkacak bakalım. 350 diyorum ben. Ne kadarmıştır? Evet, fiyatı bulduk. 289 lira sıfır. Hadi kullanılmış olmuş desek, yarı fiyatı desen hala 140 lira. İyi aldık. 4'te 1 fiyatını aldık. Güzel. Oha, çanta çok tatlı. Boyu verelim bu boyu. Bir tane onlu jumbo boy çöp poşet aldık 10 liraya. Bunlar da deval çakması. Boş deval çakmaları. Bisiklet. Şahsen ben böyle bir dönemde giyilmiş kıyafet giymem abi. Ya içinden böyle... Hani onu bilmedi, çok orijinal bir şey bulacaksın böyle. Ha, alırsın, temizliğe gönderirsin. Ha, dezenfekte ettirirsin falan filan. Bura komple dolacak mı yani? İlerleyen saatler. Vay vay vay. İşte güzel bir sürpriz. Oo, korsan. Vallahi korsan. Direkt alındım. Evet, 20 idi. Bunu
10 dedim, 15 dedi. Dedim bak burada kırığı var dedim. 10 lirayı kabul etti abi. Abim şöyle bırakıyorum. Allah razı olsun. Bence güzel bir hediye olur bu. Sevdim. Demek ki çantayı da beğendim. Tatlı bir kumbara. Anahtarı yok ama açılıyor. 5 lira dedin değil mi? 10 lira oldu, açtık. İçi boşmuş. İçi dolu olsaydı, içi dolu olsaydı 20 verirdim. Tatlı ufak tefek birkaç bir şey aldım. Yani genelde hediyelik eşyaya bakıyorum bugün. Aslında bir şey de aramıyorum ama işte böyle kutu, mutu, işte 80-90'lı yıllara ait bir şeyler bulursam o tip şeyleri toplamaya çalışıyorum bugün. Çok çok fazla sürpriz bir ürünle karşılaşmadım. Bugünkü algıma göre bir şey göremiyorum yani. Mesela elektronikler arasında bir Super Nintendo veya bir Commodore 64 falan görsem veya onların bir parçasını görsem onlara mesela alırım. Onları kaçırmam. Game Boy olur. Mesela Walkman buldum. Ama diğer tarzdakilerde bir şey bulursam PlayStation 1 olur. Bunlara yönelik bir şeyler bulursam düşünürüm. Abi 40 lira çalışırım buna. Yok, sana 40 lira yaparım. 40 abi. Dış ses kaçıyor arkaya doğru. Gerçekten şu elindekini çok merak ediyorum. Neler aldın? Dış ses, ben senden kurtulamayacağım mı ya? En son bir video yaptık. Sen yoksun diye duvarda yazını gördük. Gerçekten mi? Gerçekten evet. Bak işte hissettirmişim. Makita şarj aleti aldım. Makine ne diyeceksin? Makita. Makita. Makita çok iyi bir elektrikli alet markasıdır. Bizim şarj şeyimiz vardı. İyi bir makinemiz var ama şarj aletimiz yok. Şu an onu aldım. Bir şey söyleyeceğim. Yani şarjı olmayan alet niye aldın sen? Bir kanaldı, menajer aldı. Önceden. Evet, önceden aldı. Götürdüm. Neyse şimdi çalışacağını umut ediyoruz. 60 lira istedi. 40'a zorladım. Abi dedim bir daha seni göremem dedim. Oldu olmaz bilmem ne. 50 dedi 40 dedim. 50 dedi 40 dedim. Yok dedi. Tamam dedim. 45'e anlaşıyorum dedim. 45'e anlaştım. Normalde ne kadar o? He? Normalde ne kadar? Bak mala. Aldığımız mal. 290 liraymış. Wow. 290 liralık malı. Evet 45'e aldım. İnşallah çalışıyordur. Onu da göreceğiz. Evet ürünümüzü getirdik. Orada bunu deneme şansım yoktu. Çünkü bataryam yoktu. Evet işte. Peki bu ne demek? Ne ola ki bu? Bu fişe takılı demek. Hadi bir bunu deneyelim. Bismillah. Gelen ses hoşuma gitmedi. Patlayacak gibi. Neyse çalıştı. Güzel. Nitekim çalıştı. Şarj aletinden yana problemimiz yok. O zaman bu iş karlı bir alışveriş oldu. Sevdim. Sonra bir tane böyle bir kumbara buldum. Kumbara. Evet. Kumbara. Adam açılmıyor, anahtarı yok bilmem ne falan dedi. Kaç para dedim? 5 liraya veririm dedi. Aa. Ondan sonra açtım bunu, 10 lira dedi. Kapı açılıyormuş dedi. Abi dedim 5 lira aldım. Poşette bedava. Aa, içine kazandığın paraları mı koyacaksın? Evet. Yani artık kazanmıyorum fazla ama olsun. Şimdi hazır mısın? Hazırım. Ne çıkacak acaba? Çok tatlı bir kutu aldım. Aa. Gerçekten gelinin çeyiz kutusu gibi. Hediyelik bu. Hediyelik. Ya bir ne hediye ederim diye aldım. İnşallah. Ve günün bombasını gösteriyorum. Hazırsanız adam Walkman aldım. Aa Walkman. Tam böyle 80-90'lı yıllarda çocukluğunu yaşamış kişilere hediye düşündüm. Bunu güzel paketlerim çalışırsa bir temizlik yaparım. Bakalım bu Walkman çalışıyor mu? Kiliçin mouse'unu söyleyeceğiz. Çalışırsa bir maşallahınızı alırım abi. Gelir. Bakalım. Allah seni be. Bluetooth çalışıyor acaba? Bir umut. Yoksa bunu sevdiğimiz bir abimize nasıl iteleyeceğimizi bilmiyorum. Oo, radyo çalışıyor. Hediyelik eşya aldım. Yani böyle sevdiğim insanlara hediye edecek bir şeyler aldım. O kadar. Bana almıyorsun o zaman. Sevdiğin insanlar alıyormuşum. Mikrofonlar var ya böyle. Sana ondan alacağım. Olabilir. Pazarcı mikrofonu alacağım sana.
Overlock makinesi gelmişti diye gezersin böyle. İyi, bugün karlı bir alışveriş yaptın o zaman. 160 lira gömdüm. Ooo, 160 liraya o kadar parça şey aldın ha? Bir sürü şey aldım, evet. Sen ne aldın bu arada? Ben gözlük aldım. Görebilir miyim? Evet, görebilirsin. Başka? Çok değişik bir gözlük ve 5 liraya aldım. Ondan sonra askı aldım. Bak, gözlüğüme bak. Bak. Yani şimdi sen böyle şeyler mi takıyorsun? Evet. Böyle orijinal bir gözlük var mı ya hayat dünyada? Gerçekten değişik. Bunu nasıl bir kombinle giymeyi düşünüyorsun mesela? Bunu kış kombini direkt. Kış kombini. Kış kombini, evet, her türlü gözlüğe takarım ben onu. Çok iyi değil mi ya? Değişik. Gerçekten değişik. Başka? Sonra askılık aldım. Evet. Tahta. Tahta askılık aldım. Evet, o kadar pahalı ki bunlar normalde. Tanesi 2 liraya aldım. O güzel ahşap. Ahşap bildiğin kalın yani bak. Mağaza askılığı. Mağaza askılığı. Kaç aynen. Kaç tane aldın? 10 tane aldım. 2 liradan aldım. 2 liradan aldım. 10 tane mi? Evet. Güzel. Sen bunu verdiklersin, güzel olur. Ya uğraşmam öyle senin gibi. Manyak değilim. Ben 2 tur daha atacağım. Hadi ondan bakalım. Sonra dağılırız dış ses. Devam ediyor alışveriş. Gerçekten düzenli yerleştirilmiş. Kir yok, pislik yok, çamur yok vesaire. Ama bana hitap etmedi bugün. Sana ne hitap etmedi? Bana ne hitap etmedi? Çok fazla çöp var. Yani... Bak, burası büyük pazarı. Burası düzenli olamaz. Tamam ama bak, bulunduğu mevki gereği ister istemez birazcık daha iyi ürün istiyorsun. Tamam, kalkıp en niş ürünlerin burada çıkmasını beklemiyorum. Evet. Ama yine de birkaç sürpriz bekliyordum. Ya şu aldığım şeyler sürpriz değil, hiçbiri sürpriz değil. Hepsi her yerde alabileceği şeyler. Senin gözlüğün güzel ama. Evet, ben çok orijinal bir şey buldum. Doğum günü partisine mesela, geldi sanki. Ne diyor ya? Mesela eski bir kaset çalar tape görseydim. Bir Commodore 64, bir Nintendo, Super Nintendo, Game Boy. Bu tip şeyler görseydim onlar benim için sürpriz ürün olur. Sen işte ondan ne diyorsun? Evet. Commodore 64 çıktığında sen daha projeydin. Nasıl bir projeydin? İşte tasarlıyorlardı seni, düşünüyorlardı. Ne yapsak, ne etsek. Buldum senin mikrofonunu. Bundan bahsediyorum işte. Sana bundan lazım. Bütün bundan sonra konuşmaları lütfen. Hanımların dikkatini. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Pembe mikrofon diye şey yapabiliriz. Sarı mikrofon gibi pembe mikrofon yapabiliriz. Evet, ben evet. Sunarım onu da. Ama mesela beni buraya getiren bir şey söyleyeyim. Geçen hafta satılan 4 adet 0 lastik. O lastikler 2.65, 35, 18. Yani bizim yarışlarda kullandığımız lastikler. 4 tanesi, pardon, bir lastikten daha ucuza satıldı. Yani nasıl o lastikler buraya düşmüş ya? Bildiğin yarış lastiği ve pazara düşmüş. Yarış geliyor bizim. Yarışlar geldiği için de ilgimi çekiyor haliyle. E86 için direksiyon. Bizim gibiler yüzünden buralar değerleniyor abi. Fiyattan amcalar. İşte biz böyle telefonla çekim yapıyoruz, evet, ya. Evet. Bakıyor adam, ilgi, evet, görüyor. 5 liralık saat 10 liraya satıyor abi. Aynısı ben söyledim. İşte. Aynısı ben söyledim. Yanlış yapıyorum. Bu nasıl bir örümcek adam? Ben hiç böyle örümcek adam görmedim. Bu böyle miydi, sen mi bozuyorsun? Böyleydi. Uyuyamadım diye geldim, uykum kaçtı. Bak bir Walkman daha. Evet, o. Evet. Sona yaklaşıyoruz, yaklaştık hatta. Sona geldik, bitti. Ben gidiyorum. Bak şöyle nasıl kalabalıklaştı. Bundan sonrası sağlık açısından benim kabul edebileceğim bir derecede değil. Aldıklarına hayırlı olsun. Teşekkür benden ederim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Senin de hayırlı olsun. Ben buna nefesimi tutarak kaçıyorum artık. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Keyifli bir gündü. Yani herhangi bir ihtiyacım yoktu çok şükür. Ama değerlendirdim. Almak istediklerimi aldım. Bundan daha fazla kalmaya bence gerek yok. Çünkü ben ilk gittiğim zaman yine bir %1 falan anca doluydu. Ama şu anda çok ciddi içeride potansiyel var. O yüzden ihtiyacı zevki tadında bırakmakta fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Güneşin doğumuyla ben evime gidiyorum. İnsanlar işe gidiyor. Ama uyuyamayacağım. Çünkü uyursam gün bitecek. Bana yine çalışmak düşer. Sabah güneşi mi şeye vuruyordu, akşam güneşi mi? Bir tanesi güzele vuruyor, öteki şeye vuruyor. Bana vuran hangisi acaba? Şu an
an kullandığım telefonu da kulağıma yaklaştıramıyorum. Pazarda bir sürü şeyi dokundum, eldivenle sonra...